Zapisine hemen başladım. Ne kişi oldu? Hazırca 2 kişi. Hoş hoş hoş. Masam başladı ilk dersini. New project. Hepsi iki grubun içi de. Hangi proyekt için New Directory CSS New Directory Image New Index HTML New Styles CSS ve bunu bulamam. Bugün 13. dersimiz eken demek HTML 5 ve size şu için normalde CSS olamaz. Bunun için internet kirib normalize CSS kıramaz. Nicholas Galliano normalize CSS çıkardı. Ctrl C. Bunun new style shape normal normalize. Paste. Hoş bunu yan tepeden bulak koyamız. Link. Rel. CSS içinden normal CSS. Oğlum bura ora üge falan tekşirip çıkayık. Çünkü guru bazı. Ben ağzım yakışı mı? He yakışı ben de. Can ona kez 11. dersi topşırdınız mı topşırmadınız mı hala? Yok onda kat gitkenini taşaladım 11'e bitmedim yani. Allah kabul edin. Samet'ten Ken Abbas Abbas avazım işte yaptı mı? Alo. Abbas'ın mikrofonu açı bu. Çatla o zaman olsa. Bir iştirmezse kendi ders var. Alo. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
Uyga vaz falan nima qilasiz? Ishlaysizmi yoki? Ben taşıyorum, oke taşıyorum. Laz isminizi qo'shib qo'yaman. Xatolik yo'qmi shu to'g'rimi hozir? Yoki topshirganlar bormi? Ya 10-da 1 yozdimanda 2 mandi. 10-da hozir chatda kimdir. 5-chi darsni topshirganman. 5-chi dars bu 2-ta vazifa edi menimcha, hech kim topshirmadi ikkinchisini. 12. Shaxmat nima? 12-chi darsni ham topshirdim. Shaxmatni topshirdim. Bo'lmasam baho qo'yib qo'yamiz. Okay. 5-chi dars bilan bitta arxivda edi. Shaxmat. 12-chi dars mayli keyinroq qarab qo'yarmiz. Şunda Sancar'da 12. dersem var. Hazır. Üniversite yazıyorum. İyi. Amerika yazalım. 12. ders. Hazır. Çapbaha koyup koyalımız. Hemen nasıl ulan buldu mu? Tayyar mı hemen de? Hemen de buldum. Ha, bu masam devam kıldıramız. Ben resim pap gençiden resim apki olamam. Images. Çıralı resimler. Bana bu resim apki olamış. Ctrl C. Bunu image papkiye taşla olamış. Bir faktör. Aramız böyle resim tayar. Şimdi bir de iş kılalımız. Ben hazır bir de element açıp olamam. Kart dediğin element açıp olamam. Kartın içine resim koyayım ben. Resim. Image papkanın içi deyi. Resim 3 JPEG. Ve bunge normal yazıp koyalımız. Alo. Alo. Ha, şimdi işte. Ta kart elementini açtım. İyi, bunun içine bir tane resim joyladım. Şimdi CSS'ga o'taman. Bunu split vertically birleştirdim. Şimdi CSS'de sekin stil yozishga boshlaymiz. Demek, birinci qiladigan ishimiz box sizing border box. This style type none. Text decoration non. Endi kartga stil yozamiz. Nokta kart. Width 400 piksel. Naqa bo'lsin. Width 400 piksel va border berib qo'yamiz. Bitta 1 piksel solid. Rishotka 21 21 21 bo'lsin. Va tekshirib ko'ramiz endi. Bunu açamaz. Yani. Hazır bunu indi kartını ortaya keltirip alamız. Ortaya keltirişimiz için ne kılamız? Margin 100 pikselge auto kılama. Tepe pastan 100 piksel olsun. Ve ortada joylasın. Yani. Az ne kılatsa sodur bu yaptı bir yerde. Bana kert. Resim taşı ket yaptı. Nimadan divden. Resim divden otasından çıkıp ketip kaldı. Ana shunaqa holatda rasmni ichkariga kiritib qo'yishni nima qilamiz? Kartni ichidagi image uchun nima deb yozaman? Widths 100% desak bo'ladimi? Yak cover qilamizmi? Ha, to'g'ri. Widths 100% yoki max width 100%. Maksimal eni otasiday bo'lsin. Undan ortib ketmasin. Mana bunu cilovlab oldik. Endi
Bitta narsaga e'tibor qilinglar. Mana pastidagi oq narsa nima? Oq bo'shliq bu nima bu? Mana bu joy. Alo. Alo. Bu halka font size ne olsa ki kaladı mı? Font size ne olsa? Ha, font size. Ya ki height ne uçur kozakam yok alat çıkar. Font size ne okuldu ki yok aldı? Yaşı var yalnız. Yo, bu ana o nersa bu. Ne dedi? Dümçesi. Gana, kana dümçesi bola diyor. Uşan ersanı kısap ki ola. Image'ge vertical align'ni eğer bizler baseline kıladigan bulsak mana. Bu kızda tuttu mana. Baseline kısak. Yani düm yazını dümünü kısap ki olup joy taşlap gider. Eğer bize bunu middle kıladigan bulsak toluk egerliydi. Yani. Ana şuna kadar yap. Endi ben bunu kichraytiraman. Hozir bitta ish qilamiz. Buning ichiga men bitta div yozaman. Div deyman. Bunga demak text degan klass beraman va ichida katta harfda text deb yozib olaman. Ha, buni jingalak qilsa berishim kerak edi. Mana. Text deb yozdim. Rasmdan chiqib qoldi mana. Rasmni tagidan. Endi o'tgan temalarda o'tdik, positionlarni o'tdik, to'g'rimi? Xuddi ana shu narsadan foydalanib, buni balandligiga ta'sir qilmaydigan qilib qo'yishim mumkin. Qanday qilib? Buni bunday qilamiz. Tekstga positionini relativ. Yo'q, absolyut qilamiz. Ana endi joyda turibdi, lekin balandligiga ta'sir qilmaydi. Ichkaridan o'ynatib yubormaydi otasini balandligini. Mana tekst qildim. Mana bu positionni absolyut qildim. Endi otasi kimligini bilish uchun otasiga positionini relativ berib qo'yishimiz kerak mana. Shunda otasi relativ ekanini biladi. Endi tekstga tekst nomli divga men background yozib olaman. Background color RGBA bo'lsa 21 21 21 va shaffofligi 0.5 bo'lsin. Yarim shaffof bo'lsin. Mana. Tamamlamaz mı? Kagerler ulgördü mü? Şu mikrofon yok bu yamanda şu. Mekhoz yazmıyor ben de. Seyit yok. Yana mı? Ders az başlandı, indi mezunu. Alo. Net başlandı, vakti seyitkine çıkarız. Ha. Alo, işlemiz. Ben mikrofonum işle attım, sizle geçti attım. Ha, işle yaptı, lakin pas. Pas işle yaptı. Sen toğırlamayın ben, ne var? Ha. Lakin şu sweet yokluk yaman fayat berat adam. Bo'lmasam davom qilamiz mana. Tekstga position absolyut qildim, background color'ni bunaqa qilib qo'ydim. Endi zotda ish qilamiz. Nima qilamiz desa, buni mana bu tekstni xuddi pardaga o'xshatib cho'zamiz.
Kim ko'rgan shiftga rezinadan nima qilganini, shift qilganini? Gipsa karton yoki panelni o'rniga rezinadan shift qiladi. Ko'rganmisizlar shu narsani? Tortib. Bilmadim. Patologga shunaqa qiladi. Rezinkaga o'xshagan narsa bor. O'zini feni bo'ladi, katta qizdirib turib, cho'zib yopib qo'yadi patologni. Hech qanaqa gipsa karton yoki boshqa narsa kerak emas. Panel. Maskasi patolog degan narsami? Ha, ana shu narsa. Xuddi shu narsani biza webda qilamiz. Cho'zib otasini 100% o'ridan qilib qo'yamiz. Uning uchun nima qilish mumkin? Topdan 0, tepadan 0 tursin. A bottomdan ham 0, bottomdan 0. Leftdan 0. Rightdan 100% mi? 0. Shunda bu nima qiladi hozir? Otasini qoplab oladi yuzasini mana. Ko'rindimi? Hozir men pardan rangini o'zgartiraman. Agar men pardan rangini mana sizlarga ko'rinadigan qilaman. Yellow qilsam ko'rasizlar buni mana. Mana bu narsamiz nima qildi? Buni xuddi rezinaga o'xshatib cho'zib otasining yuzasini egallatib qo'ydi. Mana oldin pastda turdi. Keyin biza buni topdan, bottomdan, leftdan, rightdan 0 qildik. Bu nafsi yomon har tarafga cho'zilib otasini egallab oldi yuzasini. Mana. Endi bunga bizlar RGBA da qiymat berganimiz ma'qul. Ma'qul chunki orqa foni ko'rinish uchun 21 va 0.5. Keyin matn uchun ham rang berib olaman. Text align center ana. Keyin font weight bold. Keyin font familiyasi bo'lsin sans serif. Keyin font size bo'lsin 40. Keyin rangini oq qilib olaman. Shunda line height yozmadim. Line height'ni line height'ni bilmaymiz endi hozir. Mana bunaqa holatga keldi. Endi o'rtaga qilishim uchun buni balandligini aniqlab olaman. Hozir voy. Mana hozir balandligini aniqlab olamiz. Buni balandligi hozir 265 piksel ekan. Demak, line height'ini 265 piksel qilaman. 265. Shunda piksel. Endi bunimiz mana matnimiz o'rtaga turadigan bo'ldi. Buni cho'zib qo'ydik. Endi otasini yuzasini egalladi. Biz bitta effekt qilamiz. Ya'ni qanday? O'zi aslida bu parda yo'qday bo'lib ko'rinadi. Ustiga sichqonchani olib kelganimizda bu parda otasini yuzasiga tortiladi. Ana shunaqa effekt qilamiz. Buning uchun biz transformlardan foydalanamiz. Demak, yozaman. Tekstni o'ziga, ya'ni position absolute berganimiz divga. Transform mana translate x oqi bo'yicha bo'lsin, mayli. X oqi bo'yicha 100% dedim. Ya'ni o'zini enini hisoblaydi, o'zini enining 100% ini oladi, shuncha ga siljiydi. X oqi bo'yicha. Mana. O'zini enini 100% deb tushunadi va shuncha masofaga 10 ga qarab, ya'ni x oqi bo'yicha siljiydi. Endi bunday qilamiz. Men yozaman kartga, mana nuqta kartga hover qilinganda uni ichidagi tekst uchun yozamiz sizga. Tekst uchun transformini non qilamiz.
Şuna kalkalım. Transform yok bu sen. Yani. Şimdi. Yani kurunu yaptı mı? Üstü yok ki yanında. Bu bir hakkı kip kalı yaptı hazır. Cereyan sekir rock oluş için ne makı yanım makul? Transition 1 second. Aha. Kaysın gebir hemen şuna. Ne yapı? Balasını 5 yaptıran basak atasına berlattı. Yok. Yok. Özüne beremiz. Yine bu. Hovyer'e beremiz de özüne. Tekste beremiz. Aha. Transition. Sol için 0.5 sekund. Bana şuna kalıp özü geberler transition'ımız. Yani. Bu da metronun eşiği yokşap. Ola diyen efekt. Endi bu tashqariga chiqqanda ko'rinmaslik uchun nima qilaman? Tashqariga chiqib turganda ko'rinmaydi, faqat hover qilinganda ko'rinishi kerak. Ne, bu chatdashimiz tekstni. Yo'q. Otasidan toshib chiqib ketgan elementlarni ko'rsatmay qo'yadigan xususiyatimiz bor edi. Ketgan overflow ketgan. Ha, overflowga hidden berib qo'yamiz. Ya'ni qartga shunaqa qilamiz. OH deb yozaman. OH. Overflow hidden. Ko'rinmaydi. Olib kelganimda mana ko'rinadi. Mana. Endi bir tanasiga e'tibor qilamiz. Mana men hozir kattalashtiraman buni. E'tibor qilib turinglar. Ko'rindimi? Hozir. Kim e'tibor qildi? Mana men sichqoncham bu tarafta turibdi. Chekkada hover bo'lgani yo'q. F5 bosganda bo'ldimi? Ha, F5 bo'lganda mana bu parda chiqib ketib qolyapti yuzasiga. Ko'rindimi shuni shu joyi? Ha, ko'rindi. Ana shuni yo'qotishimiz uchun nima qilardik? O'tgan dars ko'rgandik shu narsani. Sakrab ketib qolish. Skript qo'shib olamiz. Ha, to'g'ri. Skript qo'shib, uni orasini bo'sh qoldiramiz. Bitta probel tashlab qo'yamiz. Ana endi bunimiz normalni odamga o'xshab ishlaydi. Xohlasak effektini o'zgartirishimiz mumkin. Effektini qanday o'zgartiramiz? Transformni o'zgartiramiz. Bo'ldi. Alo. Alo. Mana ekran qatib qoldi. Voy, yana internetmi? Xo'p, mana transformni o'zgartiramiz. Transformni translatega emas, scale ga o'zgartiramiz. Oldin masshtabi 0 bo'lib tursin. Keyin transform nan bo'lsin. Shunaqa qilib ko'ramiz ana. Mana. Ko'rindimi efekt? Hozir men bu ko'rayapsizki, o'rtadan chiqyapti kattalashib. Şunu pastdan çıkardığın kılışım mümkün mü? Ötken ders bitti propertini görgendik. Şuna kadar mıh kokulgen join'ı özgü atırıp koyadigen. Merkez mi? Origin. Ana şunusunu özgü atırıp koyamız. Transform. Hazır. Origin'ı. Bottom, pastdan ve ondan çıksın. Bottom, right. Buradan sonra. F5. Ana. Pastdan çıkardın.
Yoki bottom center bo'lsa. Center. 5. Shunaqa qilib effekt bersak bo'ladi demak. O'xshadimi hammada? Kimda o'xshamadi? Qolib ketdim. Ha, CSS kodni ochib turaymi bo'lmasa? Ha, yaxshi bo'lar, endi qolib ketdim. Endi bu hozir qanday sig'diramiz buni? Hazır. Dur paket taşıvarayım. Ha kodunu mu? Yakşı. Ctrl C. C 2. Yakşı. Okay. Ctrl C. Bir o'zlaringiz ham sinab ko'ringlar, keyin davom qildiramiz. Bu narsani ishlashini ko'rib. Nima bo'ldi? Davom qilamizmi? Qarab ko'rdilaringizmi? Hozir bir. Bo'lmasam buni men o'chirib tashlayman umuman buni shart emas endi buni ham o'chiramiz delete hop darsni boshida demak HTML 5 xususida gaplashamiz HTML 5 da qo'shilgan yangi teglar bor. Yangi teglar. Mana shu xususida gaplashamiz.
Demek başı da azırak nazari məlumat boladı. Keyin saytlardan körüp çıxarmız qaysı tag nima işlətilishini. HTML 5-də HTML 4-də misal üçün yox teglər kiritilgan. HTML 5-də yangi imkoniyatlar qoşulgan. Misal üçün bolishi mümkün video, audio tegləri yoki nav tegi bor, header tegi bor, main, section, footer, aside ana shunga o'xshash teglar kiritilgan, yangi teglar. Xo'p, bu nimaga kiritilgan? Audio video teglarni kiritilishdan maqsad oldinlari video va audio fayllarni HTMLni o'zining imkoniyati yo'q bo'lgan, uni boshqa bir texnologiya qo'llab shu orqali qo'yishgan saytga. HTML5 texnologiyasi chiqqanidan keyin to'g'ridan-to'g'ri proyekt papkani ichiga videoni tashlab turib, to'g'ridan-to'g'ri tegla orqali xuddi rasm qanaqa qo'yilsa, video fayllarni ham shunaqa qo'yishga imkoniyat tug'ilgan. Keyin yangi tegla chiqqan, misol uchun nav bar tegi bo'lsa, bu navigatsiya qismi uchun yoki footer qismi, oyoq podval qismi uchun saytni footer teglari qo'shilgan. HTML 5'de demek nispeten browser tushunishi uchun browserga saytni strukturasi tushunilishi oson bo'lishi uchun teglar kiritilgan ekan va ba'zi teglar, ba'zi ko'p takrorlanuvchi teglar o'rniga aynan shu tabiiy elementlar tatbiq qilingan ekan. Xo'p. Hozir men bitta saytni ochaman. Yaxshi misol bo'ladi shunimiz. Font storage.com. Mana shu sayt. Shu saytni ochdim mana. Mana bu saytda nima bo'lyapti? Tepa qismida shapka qismi kelgan mana. Deyarli hamma saytda shunaqa. Eng tepasida saytni shapka qismi bo'ladi. Undan keyin saytni asosiy content qismi keladi va oxirida mana podval qismi. Bu footer. Mana shapka qismi. Hozir buni bunaqa qilib ko'rsam mana. Bu saytni demak header, ya'ni bosh qismi. Uning ichida kelyapti mana logotip qismi. Logotipdan keyin kelyapti mana saytni navigatsiya qismi. Bu navigatsiya qismi, navigatsiyadan keyin mana login, sign up, shunaqa qo'shimcha linklar. Undan keyin saytni mana bu joyda asosiy content qismi keladigan qismi boshlandi, ya'ni main qismi boshlandi. Keyin oxirida mana saytimizda footer qismi bor. Podval. Har qanday sayt xuddi shunaqa 3ta qismga bo'lish mumkin. Header qismi, main ya'ni asosiy qismi va footer qismi. Demak, saytlarni bosh qismi, ya'ni tepadagi shapkasini yozish uchun header tagi, demak, tatbiq qilingan HTML 5 ta header yozib qo'yaman. Hozir header saytning shapka qismi, ya'ni tepasi. Headerimiz bo'lishi mumkin, saytni tepa qismini shunga o'rashimiz mumkin yoki bo'lmasam bironta bitta bo'lim keladi, ana shu bo'limni ichida ham header qismini bo'lish mumkin. Unga ham header tagini ishlatishimiz mumkin. Bu faqatgina sayt tepasida kelar ekan degan joyga borish kerak emas. Bu ichkariroqdagi qaysidir bitta element uchun ham ishlatilishi mumkin bu tagimiz. Bu header tagi ekan. Keyin buni sherigi bor, ya'ni boya ko'rsatdim, saytni podval qismi uchun. Bu footer tagi. Demak, ichiga yozib qo'yamiz. Saytning
Podval. Podval kısmı üçün işletiladı. Bunumuz footer. Header demek tepe kısmı üçün işletiladı. Footer sahne ayak kısmı yani pastki kısmı. Keyin mana bu joyda saytni asosiy ma'lumot qismi kelyapti. Hozir buni fullstorage.com misol uchun /about hozir mana bitta bo'limga kirib olaman. About font face part 1. Font face part one. Hazır. About font face part 1. Ha, ondan kim bo'ldi bo'ldi. Hazır. Ondan kim blog deb yoziladi. Mana. Saytning tepasi header qismi asosiy kontent shu yerda berildi. Undan keyin mana asosiy qism bu main dedik. Main qismi kelyapti mana. Undan keyin eng pastda podvali. Demak, main tagi qo'shilgan ekan HTML5 da main saytning asosiy content kısmı keladigan tek bunumuz main keyin mana shu page'ni sahifani o'zidan mana qarab ko'ramiz nima bo'lyapti hozir? Main qismi boshlandi, mana main boshlandi. Bundan keyin pastda bu yerda kommentariyalar qismi keldi. Bu bitta bo'lak. Mana shu bo'lakni bitta tagga o'rashimiz mumkin. Bu bo'laklar uchun yoki yana bitta misol ko'rishimiz mumkin. Misol uchun hozir buni ochib olaman. blackmagicdesign.com ekan. blackmagicdesign.com. Ana bu saytimiz bunda ham xuddi shunaqa. Shapka qismi, undan keyin content qismi kelyapti mana. Keyin mana footer qismimiz. Bunumuz footer yani podvalı saytni. Ondan keyin bu kısımını alohida bitta bo'lak qilishimiz mümkün. Bu kısımını alohida bitta bo'lak. Mana bu kısmını bitta bo'lak. Bu kısmını bitta bo'lak qilishimiz mümkün. Xo'p, unumuz uchun qanday tag ishlatiladi? Ingliz tilida section bu bo'lak. Saytning bo'laklari uchun ishlatiladi. Qaysidir bir bo'lak bo'ladigan bo'lsa, section ishlatib ketishimiz mumkin. Keyin mana ko'ryapmiz, hamma saytda saytni tepa qismida, header qismida linklar berib qo'yiladi mana. Mana. Mana shunaqa ko'rinishda linklarimiz berib qo'yiladi. Line height bilan to'plangan ekan bu narsa. Bu qismimiz mana prinsipini ko'rsataman. Mana buni bizlar header tagiga o'raydigan bo'lsak, uni ichidan bitta konteyner ochib olib, bu ichidagi content qismini o'rtaga keltirib olamiz. Konteynerni ichida mana bu joyida hozir navigatsiya paneli turibdi. Bu tarafda saytni logotipi turibdi. Demak, mana shu
navigatsiya qismi uchun ham HTML 5 da tek chiqarilgan, tatbiq qilingan shu narsa uchun ham. Bu qaysi tek? Bu nav tegi. Nav. Saytning hozir navigatsiya bo'limi uchun. Demek bana bu bölümde birden hazır sarlafa geliyordu. Sarlafadan keyin malumatla geliyordu bana. Yani kandaydı bir makale. Bunu özünü bu saytın içi de bulmasa hem başka cüayda tursa hem özünü düşünüp alış mümkün. Bir anlamı okup misal için bir an malumat gibi buluş mümkün. Demek bu kısımını main kısmının içi de ben bitta tagga o'rashim mümkün ekan. Yana bitta qo'shilgan tagimiz bu article tagi bor. Ingliz tilidan article maqola. Maqola tagi deb qo'yaveramiz. Keyin yana audio taglari bor, video taglari bor. Ularni keyinroq ko'ramiz. Endi bitta mashq qilamiz. Şu narsalar bo'yicha oldin o'zimiz qanday yozayotgan bo'lsak shunaqa yozamiz kodni. Div bilan oddiy div bilan qilamiz. Keyin mos elementlarga almashtirib chiqamiz. Qayerda footer, qayerda header ishlatilishini o'rganib borishimiz uchun. Men hozir paint ochib olaman. Paint. Hop. Mana. Demak, bizda de bu body'miz bo'lsa, mana bu ko'rinib turgan joy. Keyin tepada header tagimiz bo'ladi. Header. Keyin uni ichida mana bu joyida logotip bo'ladi. Keyin bu yoqda navigatsiya qismi bo'ladi. Keyin asosiy content qismi keladi. Saytimizni shunaqa ko'rinishda qilamiz. Keyin uning ichida asosiy mana bu joyda ma'lumotlar keladigan qismi bo'ladi va bu tarafta reklama uchun joy qilamiz bitta. Keyin saytni padvalini qilamiz. Saytni padvalining ichida 3ta sectionimiz bo'ladi. 3ta bo'lim. Bu shunaqa ko'rinishda bitta kichkina sayt chaqlamiz. HTML 5 taglari yordamida. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Men bu narsalarni hammasini kommentariyaga olib qo'yaman. Demak, tepa qismi uchun, mana bu tepa qismi uchun bitta dona tag ochib olamiz. Div ochib olamiz bitta. Div nomini site header deymiş. Saytni kalla qismi. Bunimizni ochib oldik. Keyin hozir bunaqa o'rtaga keltirib olishim uchun buni men site headerning ichidan container klassli div ochaman. Ya'ni o'rtaga olib kelib oladi. Container bo'lib qoldi. Hozir mana container klassli div ochdim. Uni ichidan bitta div ochamiz. Bunimiz saytni logotip qismi bo'ladi. Site logo. Buni ichidan rasm joylaymiz. Image. Demak src si teng bo'ladi https://pixum. Pixum.photos
Fotos 150'ye 50 razmerde resim apki olamaz. Altiga logo de gözpayma. Keyin bunumuzu taqlaqlamız. Endi sayt logonu tagidan div açamız. Bunumuz saytni navigatsiya qismi bo'ladi. Sayt nav. Shunaqa bo'ladi. Va buni ichidan UL ochamiz. ULimiz klassiga sayt navni UL deb yozaman. Buni ichidan li ochamiz. Limiz sayt navni lisi deb yozamiz. Buni ichidan A tagini ochamiz. Bunga site navni link deb qo'yaman. Site nav link. Har birini ichida link deb qo'ya qolaman. Link dollar. Buni yopdim. Endi lidan nechta qilamiz? Lidan 6 ta bo'lsin. Tabni bosaman. Buni hrefni yozmadim u. Hozir hrefni ham yozib ketamiz bo'lmasa. href indeksli html bo'lsin. Indeksli html. Tabni bosdim. Hozir buni oldinroq o'tkazamiz. Hozir href deb yozdik, keyin nima qildik? Tab. Men hozir buni orqaga qaytaraman sizlarga. Ko'rinishi uchun Ctrl C. Bo'ldi. Endi pastdan açıp görəmsiz. Hazır. Ağzımı eşitilyapti mı? Ha, eşitilyapti. Hazır bir tane sen etibar qılamız, qarayınlar. Ko'rindi mi? Bana rasmga qarab turinglar. Rasm i yozuvini joylashuviga. Men obnovitni bosaman. Nima bo'lyapti hozir? Rasm o'zgarib ketdikmi? Ha, rasm o'zgaradi, chunki men Pixum'dan olib keldim rasmni. Pixum Photos'dan 150x50 o'lchamdagi rasm olib kelganman. Shuning uchun ham obnovit qilganda rasm o'zgarib ketadi. Lekin balandga go'zal kelib turibdi. Ha. Link balandga sakrab tushib turibdi mana. Ana shu narsani oldini olib qo'yishimiz uchun bizlar rasmga eni bo'yini berib ketamiz. 150 height 50. Ana shu holatda buni o'rni bo'sh bo'lsa ham pastidagi yozuvlar buni o'rniga chiqishga harakat qilmaydi umuman. Mana. Xo'p, bo'lmasam, endi stil yozishga o'tamiz. Men konteynerni o'rtaga keltirib olishim uchun stil yozaman mana bu konteyner. Demak, nuqta konteyner max width 1100 piksel margin 0 va auto shunaqa qildim, bu o'rtaga keladi. Hozir mana kichkartirsam
Görünüş gerek bunumuz. Hazır. Nega bu işlemedi? Marjin 0 avto konteyner. Bunu zor edip, bunu zor edip konteyner. Nokta konteyner. Git skip demedik ki. Maxi it veriyor musun? Az kadet açıp olamam. Browser, ha bana. Browser kapat kapat. Bana şuna kadar kola tekildi bunumuz. Şimdi ne maklamız? Bunlarını bu tarafa otkızışımız gerek. Bana bu site nav'ını çapka karab. Onge karab. Nokta site nav. Float'ı gel. Nümayda bir zaman? Right de bir zaman. Bunumuz bu tarafa ötüp gitti. Şimdi köpinçe ders uçuları da iş kılışadı. Misal üçün kod yazarken de kaysa element kanday joylashganini bilip duruş üçün, orientir op duruş üçün naqa kılışadı. Misal üçün hazır bizler bazige klas beri olamız. Klas beramız tekşir uçu degen. Debug. Şunaqa klas beri olup durup debug üçün stil ozan sonra. Debug'ın içindeki hamma narsalar üçün, yani body'nin içindeki hamma narsalar üçün box shadow yazıp gitmemiz. Ölçem 0, x oku boyunca 0, y oku boyunca 0, ölçemi 1 piksel, tarqoqligi yok, tarqoqligi 0, keyin ölçemi 1 piksel, gray. Şuna kakılıp, yazıp gitse buladı beni. Qayerda turganini ko'rishimiz mumkin keyin. Bir-biriga nisbatan joylashuvini. Yoki light gray deymiz. Mana. Shunda buning ko'rinishini boshlaydi. Endi mana e'tibor qilamiz. Buni tepa pastida merjini bor ekan. Ana shu merjin paddinglarni olib tashlaymiz. Buni qaysi biridan olib tashlaymiz? Site nav UL dan olib tashlaymiz. Margin 0 plus padding 0. Bunu sketti. Endi endi içindeki ballarını kimdeler sabah bu sonradan konferansiye ulan olmayotgan ekan. Net код. А, наверное, да, ну. Невозможно. Проверить подключение к интернету, увидеть, что подключено со мной. Алло. Гол, Улан. Дальше. Да, нам на хакерном шекель, да, мана. Бунумс. Endi men li'larga site nav li'ga display'ni inline block qilib olaman yoki float bilan to'g'rilash mumkin. Float left qilamiz. Mana. Bunaqa ko'rinishga keldi. Lekin nimaga bu hozir tepaga chiqib ololmayapti? Dizinin sırtında duran yok mu? Yok, hiç geldi. Ne? Inline block edemez mi? Yok, hazır bizler float bile işte yapmış. Float hiç geldi başlandı. Clear fix klasını yazıp alışımız gerek tepede. Clear de koyuyoruz. Bunu after'a yazalımız bana. After clear boss display block content none hiç narsa. Keyin bizlar hozir qaysi bir sinif float qildik? Site nav'ga float qildik. Demek şunu o'ziga yok, container'ga berar ekanmiz clear fix'ni.
Degen saytna view'un içindeki lila'ga float qildik. Demek clear'ni shunga beramiz yani. Mana. Hop, hazır. Comment qilib qo'ygan qatorni ko'rsatib o'ring. Özü ülkeye yapsalama, ben tez gitme yapmam mı özü? Paralelini becerip gitmese beraber düşünüş kıyım mı oladın sen? Hop. Şimdi. Becer yapmam, kop gittim fakat. Olmasam küsüp duramız hazırak. Hop, mana şu URL'de kısa kılıp yazdınız ki. Ha, buna kakalıp emmet buna, bunu mu? Ha, ha. O şu anda Telegram'da taşı var. Hazır. Rahman. Sublime'da işlemezlik mümkün değil mi bunlar sen? Yok ama anaka web store'un oldu gelin mi? Aha. Windows kodu aldım ne? Ya Windows tutanak yakaladınız mı? Ha, Windows dışlandı. Prosta Linux'ta internet kotmazdı. Windows'un megadır internet kotup Zoom atı var vardı değil mi? Bilmedim. Benim çoğu Windows'tan mı ki ama? Aa, çünkü aldığında Windows'ta internet kana kadar sekir alışıyordu da Linux'ta yaşır alışıyordu. Benimce zaştini nasıl bu sekere de Windows'ta. Belki. Keyin sayt logoga ham float berib olamiz. Mana hozir sayt logomiz qani? Ha, buni yozmoqmiz. Sayt nav tepasidan mana sayt logoga float left berib olamiz. Bunimiz o'ngga qarab yurishni boshladi, bunimiz chapga qarab. Bittasi o'ngga, bittasi chapga yurishni boshladi. Bo'ldi mı? Davom qilamizmi yoki hali ulgurmadilar acaba? Debug nasıl değil? Ha, hazır. Ana debug.
Asamından siz ham uni ko'rdingizmi? Hozir men endi stil yozamman. Ha, kodini tashlab yuboraymi yo Telegramda? Ha, shuna qiling. Faqat CSS kerakmi yo HTML ham kerakmi? CSS faqat. Xo'p, bo'lmasam endi linklarimizni semirtirib olamiz. Qanday qilib semirtirsak bo'ladi linkni? Padding. Padding beramiz. Padding tepa pastdan shunday 50 bu 16 34 mayli 20 piksel bo'lsin tepa pastdan. İkkala tarafdan 30 piksel veramiz. G'alati narsa chiqib qoldi. Padding tushunmadi. Sababi nima? Display blochni element emas. Ana shu sababdan ham paddingni tushunmadi. Endi paddingni tushundi. Men buni mayli kamaytiraman ozroq. 17 qilsam menimcha bo'lsa kerak. Keyin sayt logoni ichidagi image uchun sayt logoni ichidagi image uchun vertical align middle qilamiz. Navbat yo. Navigatsiya qismi tayyor, header qismi, shapka qismi. Hozir men bu soyani ishlatganim sababi orientir olish uchun. Misol uchun bir-birsiga nisbatan qanaqa joylashyapti, ana shu narsasini ko'rib turish uchun soya ishlatib ketdim. Agar men soya emas, border ishlatganimda bu holda borderni o'zini eni bor, u dizaynga ta'sir qiladi. Soya bu shunchaki ko'rinish beradi, u hech qanaqa enini surib yoki boshqa qilmaydi. Shuning uchun soya ishlatiladi. Qayerda turganini ko'rib olish uchun, ko'rib turish uchun. Xo'sh. Endi bu qilgan ishimizni HTML 5 tagida qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz mana. Eng tepada bizda site header ochganmiz. Bu divimizni demak headerga o'zgartiramiz. Keyin container o'z holicha turadi. Site logo uchun ham HTML 5 ta tag yo'q. Site navimiz navigatsiya qismi. Buni nav tagi bilan almashtirsak bo'ladi. Lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bu teglar faqatgina saytga saytni mantiqiy strukturasini tushuntirish uchun xizmat qiladi. Oddiy divga o'xshab bo'laklash vazifasini bajaradi. Xo'p, endi bunga o'tamiz. Mana pastda demak bizada asosiy qismimiz kelyapti ekan. Pastda bunimizni headerdan keyin
Ben main tagi açamam. Main tagini açtım. Onun için container açalım. Container açtım. Keyin bu ortaya turadigan bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda. Ortaya turadigan bo'ladi. Konteyner açtım. Endi mana bu kısmını, mana bu kısmını, chap taraf kısmını. Bunu da artikel açamız. Kılışımız için. Nokta, yok nokta emas. Artikel. Konteynerin içinde artikel açtım. Keyin artikelni ichida uni sarlavha qismi bo'lishi mumkin. Uni header tagida qilishimiz mumkin. Headerda nima bo'lishi mumkin? Misol uchun H2 ni ichida mavzu nomi, misol uchun maqolaning mavzusi HTML5 taglari deb yozishimiz mumkin. Uni tagidan P da keyin B tagi açıp bu yerga muallif deb yozishimiz mumkin. Muallif keyin bu yoqqa Jo'ra Juma. Ne açıp ko'ramiz mana. Artiklimiz açıldı. Uni tagidan P da matn yozdik. Keyin buni asosiy qismi bo'lishi mumkin. Ya'ni tana qismi, artiklni ham asosiy qismi bo'lishi mumkin. Buni bizlar main bilan ishlatamiz. Main ichida p ochaman. P dan 3 ta bo'ladi. Har bir p ning ichida lorem 100 talik qilamiz. Keyin bularni yopib qo'yaman. Main ochdim, uni ichida p ochdim, lorem 100 talik qildim men. Hop. Devam planımız mı? Abi.
Bolu mu don kulağımıza? Bolu anda. Hop, endi misol uchun saytlarda ko'ramiz, faqatgina matn emas, rasmlar ham keladi. Biz ham bitta rasm qilib ko'ramiz. Demak, pona tepasidan bitta divochamiz, bunga rasm deb yozamiz. Rasmni tagidan bitta ichidan bitta rasm qo'yamiz. Image src https /// pixum voy pixum nokta fotosdan 400 ga 400 lik rasm bo'lsa altiga shunchaki rasm. Keyin buni tagidan div'de klası resim info içige yazmamız any image here bunga width height ne yazmamız width 400 height 400 yani. Bitta rasm qo'ydik, uni tagidan shu rasm haqida ma'lumot beradigan yozuv yozib qo'ydik. Lekin browser hozir buni bir-biriga aloqador deb tushunmaydi. Browser tushunadi, shunchaki bitta div, uni ichida rasm turibdi. Bu yozuv u rasmga aloqadorligini tushunmaydi. Shu rasmni tavsiflayotganini browser tushunmaydi. Xuddi ana shu narsa uchun, ya'ni rasm ve rasmga berilgan ta'rifni bir-biriga aloqador ekanini browserga tushuntirib qo'yish uchun HTML5 da figure degan tag o'ylab topilgan. Figure buni ichidan image rasm joylaymiz. Bu rasmimiz pixum fotosdan buni ham olib kelamiz. Pixum https /// pixum nokta fotosdan 400 ga 400 lik rasm. Width height'ini ham berib qo'yamiz. Width 400, height bu ham 400. Va endi bizlar bunga bitta ta'rif yozmoqchi bo'lsak, fig caption degan tagi bor. Fig caption bunga yozib qo'yamiz. Rasm chiroyli deb yozib qo'yamiz. Endi farqini ko'ramiz. Mana. Men kichiklashtiraman. Oddiy divga o'raganimizda hech qanaqa divni o'zini marginlari yoki paginglari yo'q edi. Lekin bizlar fig captionga o'radik, mana figuraga figure degan elementga o'rab qildik. Buni o'zini marginlari bor, ichkariga kirgan ozroq shunaqa xususiyati bor o'zini. Demak, bu yerda browser tushunadi, qandaydir bitta chizma yoki rasm va o'sha rasmga berilgan ta'rif deb tushunadi browser. Bu figure elementi. Keyin mana main'ni yopib qo'yamiz. Tagidan buni footer ochishimiz mumkin mana. Footer. Footer. Footerning ichida p da misol uchun yozib qo'yishimiz mumkin.
Makola çıkan vakt. Hep misal için yaz koşunuz mümkün. 12, 12, 12. Futurda şuna kamer alamakla verilir. Hazır. Kettelaştıramam. Bana bu futurumuz buladı şimdi. Hiç kanaka özü de koşunca stilleri yok. Çünkü bu tekler browser'a mantiki strukturasını düşündürdü saytla. Keyin mana bu kısmı götürmüz indi. Mana biz hazır bu kısmını yaratıp olduk. Şimdi mana bu kısmı götürmüz. Bunumuz e-site degi orqali qilinadi, ya'ni e-site degani yon taraf degani. E-site nima uchun kerak desa, qo'shimcha linklar bo'lishi mumkin yoki reklama joylashishi mumkin. Xuddi ana shunaqa narsalar uchun mana shu artiklni yonidan men e-site degan ochaman. E-site H2'de yazı bulan içi de şunge okşaş makalalar buluşu mümkün plus UL onun içi de li li'den 5'te onun içi de a bunun içi de rakamlarımız makala dolar belgisi. Tabi ne var sence? Keyin bularını yazıp çıkarmız. Index.html. Tekşirip görmemiz. Yani makala 1, makala 2, makala 5 ve herkese görmüştü. Esayette görüştük. Sarılağa yazdık. H2 yaz koyup biz olun. Biz koymakla. Taşkarıdan yazılar. H2'den alakıda yazılar. Hazır. Doğruyumuz. Bunu hak görmüşüm ki saytımız. Index.html kanaka kapkanması gibi bitti de yazıyız. Bana mesela kursor yanı boşup durdu. Kursor yanı boşup durdu. Alt'ını basıp durup bana. Kısa bulan. Katırıldı benimce. Yok katırıldı bu mıydı? Bizim nastroykasiga bog'liq menimcha. Menda nastroykasida demek alt. Sizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Mana alt ni bosib turib, xohlagan qo'yib tashlasa bo'ladi. Xo'p, endi rasmga qaytamiz. Bunimizni eni taxminan 70% joyida turibdi, bunimiz taxminan 30% joyida turibdi. Ana şunu doğrulab olamız. Demek, ben ne maklamam? Artikelge, artikel tegige, float'ını left kılamız ve enini 70 faiz kılamız. Ben neticede tegimiz buna görünüş şekilde. Keyin e-site uchun float right qilamiz, enini 30% qilamiz. 30% F5 ana. Kichiklashtiraman buni. Mana bunaqa ko'rinishga keldi. Bunimiz demek artikel qismi bo'ldi. Bunimiz e-site. Endi hazır bize float işlettik. Float'un işgalini aldığını alıp koyuşumuz için
Konteynerga clear klassını berib olaman. İşgalini oldi olingan sezilmagan bo'lsa ham, lekin baribir shunaqa qilish kerak. Konteynerga clear klassını berib oldim. Xo'p. Unda main qismimiz bitdi. Endi footer açamız. Footer. Footer açtık. Bunun için de section'ımız bulsun. 3'te. Bana buna ha. 1, 2, 3. Şimdi yazalımız. Nokta. Yok. Footer de gelin. Footer'ını içindeki section tagi için yazalımız. Demek width 33 bütün 3 faiz height 100 piksel border 1 piksel mas mayli 5 piksel bo'lsin 5 piksel solid black float left. Ana footer'ımız ham açıldı. Xohlasak bu 3'te section'ı ham bitta konteynerga o'rab olishimiz mumkin edi. Nuqta konteyner deb turib, buni ichiga section'larni olib kirib qo'yishimiz ham mumkin. Ana shunaqa holatda mana footer'ımız ham tayyor. Men buni kattalashtiraman. Mana 1 2 3 Plus şunaqa ko'rinishda, demek saytlarni strukturasini browserga tushuntirish mumkin. Shunaqa doimiy shablon qolsa ham bo'ladimi? Ha, keyin shuni copy qilib ishlatib ketishganmi boshidan boshlab o'tirmasdan? Ha. Yo, endi yo'q, unaqa bo'lmaydi, chunki har birta shablon har xil bo'lishi mumkin. Dizayni har xil bo'lishi mumkin. Nöldan ko'targan yaxshi baribir. Demak, bir ora takrorlab olamiz. Header bosh qismi, footer, podval qismi, main, asosiy content qismi, section, bo'laklarga bo'lib olishimiz uchun nav, navigatsiya qismi, article, maqola qismi. Va esayt ko'rdik, esayt reklama va qo'shimcha ma'lumotlar. Yana bir bor takrorlayman, bu teglarni o'zini hech qanaqa alohida stillar yo'q. Divga o'xshagan oddiy element, faqatgina bo'laklar sayt strukturasini tushuntirish uchun ishlatiladi. Browserga tushuntirish uchun faqat. Sayt nima, qayerda, bosh qayerda, oyoq qayerda, shuni tushuntirish uchun. Responsivlik nimaligini ko'ramiz. Hoş hoş hoş. Responsivlikni ko'rishimiz uchun alohida HTML fayl yaratib olamiz. Responsive HTML deyman. Titlini olib tashlab responsivlik mana responsivlik. Nima yozdim? CSS name o'chirib turaman, o'zida yozaman. Index HTML o'zida stil yozamiz ana.
Steel. Hop, bitta dona kutu yaratib olamiz. Box. Bunga steel yozamiz. Box. Width 200. Height 200. Border şart emas. Background berib olaman. Background color'ı gray olsun. Açıp alalımız. Bana buna kadar görünüşte durup. Hop, şimdi bunu bana F12'ni basamız. F12'ni basıp bizler DevTools yani desktopçı üskünesi aynasını açmamız mümkün idi. Şu aynadan ben bunu mez, bana bunu terliyim ben. Bana Toggle Device Toolbar. Şunu basamam. Kegin. Mana menda responsivlikni tekshiradigan browserni shunaqa xususiyat ochiladi, imkoniyati bor shunaqa. Ekranni eni menda hozir 1320 turibdi. Mana kichraytirib ko'rishim mumkin. Mana. Keyin mana bu yerda qotib qoldim. Hozir boshqatdan ko'rsatib yuborasizmi? Men eshitmay qoldim. Ha, internet. Xo'p. Mana hozir F12 ni bosamiz. Sizlarda bunaqa ko'rinishda turadi. Aha. Keyin mana bu tugmachani bosamiz, mana bu instrumentni. Bitta bosamiz. Bu ekranni enini o'zgartiradigan narsa chiqadi mana. Tepada eni bilan bo'y ko'rsatilgan. Eni hozir 1320 turibdi. Boyu 488 turibdi. Buni bizlar Vue'ga qilayotganda mana shu narsadan foydalanib mobil mobil nima deydi qurilmalarga moslashtirishimiz mumkin. Mana eni kamayapti. Yoki bo'lmasam mana bu joydan telefon turlarini tanlashimiz mumkin ekan. Mana Moto G4 yoki iPhone X. iPhone X ko'ramiz qanday. iPhone X eni shunaqa ekan demak. Hozir men buni 60% emas, 100% qilib qo'yaman. Demak, buni eni 812 shunaqa mı iPhone'ning eni? Ya 375 ekan. Demak shunaqa imkoniyatlari ham bor brauzerni o'zida. Xo'p, o'zi responsivlik nima? Buni ko'proq tasavvurga ega bo'lishimiz uchun media query.es degan sayt bor. Mana media queries. Bu yerda mashhur saytlardan ko'rsatilgan mana. Bu Mozilla'ning sayti ekan. Eng katta ekranda bunaqa ko'rinishda turibdi, elementlarning joylashuvi, boshqasi. Kichraygandan keyin bunaqa ko'rinishga keladi mana. Mana bu joylarda o'zgarish bo'ladi. Keyin yana kichraysa, bu yerdagi mana bu rasm yo'qolib qoldi mana. Hozir yo'q. Keyin mana bu rasm bu ham yo'qolib ketdi. Mana bu joyda yo'q. Keyin itni rasmi pastga tushib ketibdi. Mana. Eng kichkina ekranda bunaqa ko'rinishda turibdi. Yoki Kodasi degan saytni responsivligi mana bunaqa ko'rinishda ekan mana. Eng katta ekranda bunaqa turadi. Kichkinada bunaqa
Yine küçüksem bunaqa. Ondan ham küçəyib kəlsə, mənə bunaqa görünüşdə. Rəsmlərini alıb taşlaşıq yəni mümkün. Code Climate mənə bu saytımız, yəni pull request deyilən sayt. Demek ki, responsivlik degani bize tuzgan saytımız kurulmanın displeyiye karab durup moslaşırken. Bana. Hop. Bu masam responsivlikini başlayalımız. Ben hazır. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Men bu join responsive deb o'ylab qo'yaman. Endi mana e'tibor qilamiz. Men enini kichraytiryapman mana. Enini kichraytirdim, kichraytirdim. Qarasam o'zi bu narsani eni 200 piksel edi. Mana bu divni eni. Lekin men buni mana 200 pikselga olib keldim. 200 pikseldan ham kichrayib ketdi bu. Demek bu narsa moslashishga harakat qilmayapti umuman. Ha, adaptivniy verska degani shu. Moslashuvchan verska. Mana. Umuman moslashishga harakat qilmayapti. Bu moslashish uchun nima qilish kerak? Bu moslashish uchun eng birinchi navbatda meta yozilishi kerak. Ya'ni moslashishga javob beradigan meta yozamiz. Name deymiz. Name'iga viewport, ya'ni ekranning ko'rinib turgan qismi. Keyin content deymiz mana. Content width teng device width deb yozamiz. Device width. Ya'ni qurilmani ekraniga qarab tur deymiz. Keyin virgul qo'yib initial, ya'ni boshlang'ich masshtabing 1 bo'lsin deymiz. Endi mana shu narsani yozdik mana. Browserga o'tib tekshirib ko'ramiz. Men kichiklashtiraman. Mana. Boya ko'rinish yo'q hozir. Boya uzun mana bu joydan boshlab kichrayib ketishni boshlagandi. Hozir normalni. Yomon emas. Demak, mana shu metani qo'shib qo'yishimiz kerak. Eng birinchi. Meta name, viewport, content teng with device with initial scale bar. Width foizda bersak ham moslashadimi? With a bunimi? Ha. Ha moslashadi. Ha misol uchun 100% yo'q. 50% yoki buni ham 50% deb turib, bu endi kichraysa ham, kattalasa ham shu yarimida turadi bu. Height'ini 200 piksel qilib qo'y. Height foizda bo'lmaydi. Ha, foizda bo'lmaydi. Ha, mana. Nima qilsa ham yarimida turaveradi. Demak, metani yozib oldik. Endi men buni o'zini qiymatiga qaytarib qo'yaman 200 piksel. Va endi moslashish uchun stil yozishni boshlaymiz. Nima deb stil yozamiz? Mana misol uchun kichraydi, kichraydi 1200 pikselga keldi mana. 1200 pikseldan kichraysa, demak rangini qizil qiladigan qilamiz. Yoki oldin kattadan bo'ldi, shunaqa qilamiz.
Mana bu ishni qilamiz, qaranglar. 1200 pikseldan katta ekranlar uchun deb yozaman. O'tirursin. Mana. Demak, boshladik. Media query yozishni boshlaymiz. Media deb yozamiz. Men moslash uchun yoziladigan kod shunaqa boshlanadi. Bu sintaksis. Only screen deb yozamiz. Faqatgina eni bilan ishing bo'lsin sening degani bu. Boshqa narsasi bilan ishing bo'lmasin. Faqat eni bilan ishla. Media only screen and min width 1200 piksel. Deb yozaman mana. Min width degani 1200 dan uyog'i. Kommentariyada yozib qo'yaman. 1200 dan uyog'i mana. 1200 dan katta ekranda nuqta box uchun background color red. F5'i bastım yani. 1200'den katta ekran. Şu uçundan background color red göz geldi. Kızıl geldi. Şimdi 1200'den kişiden kırıp görelim hemen. Hazırlan bir örgü. 1200 de bir yazı. Tabını basamak. 1200'ün özü deyem kızıl. Lekin ondan sergine kemektirsem. Misal için 1199 kısam. Şimdi özünü kola diye kaytar. Demek, maslaş uçanlıkla kodu media bile yazıladı. Media only screen and min width 1200 piksel de yazalımız. Bu diganımız 1200 pikselden eğer ekran kattarak olabiliyen olsa box'un rengi kızıl olsun dedi. Screen numara vazifan bazarı screen fakat yeni bile işledik yani. Fakat eni bilan qiziqadi saytni. Ko'pincha shunaqa yozib ketiladi o'zi. Buni yozmasa ham ishlaydi, misol uchun hozir. Men buni umuman olib tashlasam, bunda ham ishlaydi. Mana hozir buni kattalashtiraman, barib ishlaydi. Lekin yozish tavsiya qilinadi shuni. Only screen. Hozir min width, max width ham bor. Ha, max width ham bor. Hozir max width qilsa teskarisi bo'ladi? Ha, min width qildik, ana shu ekrandan kattasida ishladi. Agar men max width qilsam, shu ekrandan kichigida ishlaydigan bo'ladi mana. Hozir 1252 turibdi, 1252 dan kichkina bo'lishi bilan bu ishlashni boshladi. Ana, 1200 dan kichiklashdi. Endi bu ishlashni boshladi. Demek min width'imiz şundan kattası, max width şundan kiçiği. Ya ki aralık ham yazışımız mümkün eken. Min width deyimiz bana. Min width 600. 600 bilen 800 aralığı da bir de stil yazalımız. Ve yana end koşaman max width 600 bilen 800'ün arasında bulsun. 800 piksel. Ana şunu arasında yine fakat kızıl bulsun rengi. Yani başka halatta özünü grey halatta dursun. Bana 600 bilen 800'ün arasında mez yine. Şimdi ben bunu 600 yok ki 800'ün arasında kıladiyen, kuşadiyen kılama. Ana. 600 bilen 800'ün arasında durdu mu? 795. Şunun için hep işledi. Hazır ben bunu uçurup taşlar 600 kılam. İşledi. 599 kısam işlemedi. Çünkü 600 bin 700 geçmiş miydi bu? 600 kıldım işler. Şimdi bunu 700 kılsam bunu da yemişti. Lekin 701 kısam iyi uzun. 800'di yani. Hazır. Bana. 800 kısam işledi. 801 kılsam işlemedi. Çünkü ben açıp koydum. En küçüğü 600 piksel. En kattası 800 piksel. Şu aralıkta bana şu stilimiz işlesin de açıp koydum.
Hop, bu masan hazır. Eşkılamız. İndeks HTML götürmez. CSS'i açıp koyamam. Responsive nabarı yok koydum. Split kılamız. Bunu biz yap koyamaz. Yani responsivelik yap koyamaz. Bunlar şart demez. Bana. Bana şunu responsive kılışı hareket kılamız hazır. F12'ni basaman. Yani. Katta ekranda normalni turibdi, hamma joyi yaxshi, yomon emas. Keyin kichraytirib kelaman mana. Kichraytirib kelishni boshlayman. Kichraytirdim, kichraytirdim. Mana tepaga e'tibor qilib turinglar. Bu moslashmayapti umuman, moslashishga harakat qilmayapti. Kichrayib ketyapti faqat mana. Moslash uchun nima qilamiz? Ana shu holatda moslashishga harakat qilish uchun media ishlatamizmi? Yo'q, yo'q. O, boshida nima qildik? Moslash uchun bir nima qo'shdik. Meta. Meta kerak. Moslashga o'rganish uchun meta kerak. Name'iga viewport, mana viewport. Keyin kontentiga width, keyin device width, keyin boshlang'ich masshtabi initial scale 1. Shuni yozib qo'yamiz. Bu narsani yodlash shart emas, libo bitta joydan topsa bo'ladi. Copy qilib tashlab ishlatib ketsa bo'ladi. F5'ni basaman. Endi bunu biz moslashishga harakat qila boshlayman. Kichiklashtirib olib kelaman. Ana, uje moslashishga harakat qilishni boshladi. Ana shu joydan uje mana bu joydan ishkal boshlanadi mana. Pastga tushib ketib qoldi. Mana pastga tushib ketdi. Shu joydan mana 880 pikseldan boshlab biz aytamiz, UL pastga tushib ketsin deymiz. Keyin mana bu sayt logoyimiz to'liq qatorni egallasin deymiz. Demak yozamiz. Hozir container clear bunaqa qilib qo'ydim. Endi CSS ga o'tamiz va kod yozishni boshlaymiz. Footer site qilarimizni yozib qo'yamiz. Demak media query yozishni boshlaymiz. Kichikcha media only screen and max width, ya'ni 880 dan kichkina demoqchi bo'lsam, men max width deb yozaman. Chunki kattadan kichkinaga qarab kelyapman. Max width 880 dan kichkina bo'lgan holatda SiteNav logo edi. Site logoyimiz width 100% bo'lsin deb yozamiz. Endi 100% bo'lsin. Bunimiz mana 100% bo'ldi. Endini. Keyin rasmni o'rtaga joylashtiramiz. Text align center qilamiz. Mana rasmimiz o'rtaga kelib oldi. Ana 880 undan kichkina bo'lishi bilan o'zgarishni boshladi mana. Endi navbarga navbat keldi. Nuqta nav nav yo site nav edi menimcha. Site nav width 100% bo'lsin buni ham.
Yani 100 faiz geldi aldı. Kemana kichraydi, kelyapti, kichraydi, kichraydi. Hazır bunu ortaya qilagansak ekan. Mana shu holatda bularimizni ortaya qilish. Float. Float bilan iloji bormi? Excellent Center'ını ortaya koymaydı. Yuvalı yakalamız. Kegen içi de UL site nav UL'ımız var. Bunge margin bir olamız. Tepe presten 0. İkili tarafta av toksak. Şunda ortaya duradığım bu olalım benimce. Hazır. Site nav UL'ımız. 880'den kiskini var. Yok olmadı bunumuz. Hazır. Ne var? Liber linkler var ki. Maklamız on. Şulanı bir divin içine uğrab alıp div ekin marginli olaktı varsa ortaya gelmek. Yok yok yok. Yani bunu nasıl kılışımız mümkün? Lila'nın display'ini blok kılıp yani site nav URL'ye digmemiz site nav li'ye display'ini blok kılışımız mümkün. Yani şunda bunumuz float belgemiz ha? Float ne yapalım? Non kılamız. Non. Yani bunu nasıl görünüşe keltirişimiz mümkün yani. Basılad emez. Keyin header kısmı buldu. Şimdi pas rock kotamız bana. Bunumuz şu joydan keyin özgarışı başladı. Ana 958 pikselden keyin bu artikel uçunam keyin esayet uçunam vitsini 100% verip alalım. Floatlarını aptaşıyım. Demek media query yazalımız. Media only screen and yani max hazır. Madar hatalık bir yaptım. Max media only screen only kınadıyız de tabup aldı. Aha. Only screen and max width 958 mi de? 958 pikselden keyin article üçün float'ını none kılamız ve width'ını 100% kılıp alamız. Width 100% bu düşüne kadar sana esayet üçün en beri olamız. Neticede bana 958'den kiçkine bu genden kegen esayetimiz pes geçiyorlar. Çünkü okşaşma kalırlar. Eğer bundan kettelerse bu yana tepeye çıkıp gitip kalır bana. Kiçikleştirsek bana. Yani saytımız maslaşını başladı ucu. Yani. Şimdi footer götürmez. Unaqa holatda normalmi mana 958'dan kichraysa deymiz. Futurimizni mana bu 33% dan turganlari har biri 100% enini egallasin deymiz. Futurni ichidagi sectionlar uchun width 100% bo'lsin deymiz. Ana. Endi har bittasi unaqa holatda turadi. Ana hazır 100% durdu da 858
958'dan kattalaşgandan keyin o'zini holatiga qaytardi. Kichiklashdi, kattalashdi. Media query'ler bu da şunaka görünüşte işledi demek. Hop. Bu masam bir de iş kılamız hazır. Responsive HTML götürmez. Bu yerden ben bunu bir kopya olamam. Style sesi yap taşıma. Bunu yap taşıma. Aha. 8 tab olsa yaxşı. Bunu yıxlamız bu masa. Xo'p. Bunumuzu uçurup taşıyımız. Demek body'nin içinden konteyner açıp alalımız. Azma paint'e çizip göstermedim iş kılışımızı. Git. Her kanday halatta şuna kakınladım. Sol üçün iki ta katar nasıl kımakçımız mı? Bitti. Ularını uğrap duradın yani ata div oladı. Ve içi de birinci katar üçün bitti div kılınladı. İkinci katar üçün hazır. Yine bitti div kılınladı. Mene iki de div kılındı. Bundan keyin bunun içi de bola joylamoqchimiz mi? Bollarını açıp çıkalımız Allah'a. Bu düşüne kadar da iş kılamız hazır. Demek başladık. Konteyner açtık. İçi de row açalımız. Row'dan iki de. Her bir de row'un içi de call. Yani üstün açalımız. Call'dan dört de basın. Tab. Stil yazışka girişemiz. Nokta container. Max width. 1200 piksel. Padding. Tepe pastan 0. İkkala taraftan 15 piksel. Şimdi row ga stil yazamız. Nokta row. Margin yazamız. Margin. Tepe pastan 0. İkkala taraftan minus 15 piksel margin veriyoruz. Çünkü ben bu konteynerin paddingini yukatış için. Şuna haklarımız. Keyin call için stil yazamız. Call. Width 25 faiz. Width 25 faiz. Keyin height'a 300 piksel height verip alalımız. Background color'ı hop olsun lime. Keyin border 3 piksel solid 21 olsun. Bizler box sizing, border box bergen, bermegen ekanmiz. Bunu hem verip alalımız. Box sizing, border box. Kim body'den margin'ını hem aptaştayım ben. Nokta body, margin 0. Yani. Şimdi açıp karayımız. Float bergenimiz mi özü? Ha, kolge float vermemiz. Şunu üçün şuna kapıp kaptı. Float left. Çapke float kılınsın. Konteynerge bizler orta yatırışına aitmemiz. Margin 0 çizipçe auto. Yani orta yatırıptı. F12'ni basamız mı? Yani kichraytirib olib kelaveramiz, 1000 pikseldan keyin mana
İkitalik bu olsun değişim mümkün. Peki 900 pikselden ki. Ana hazır. 900 pikselden ki bu ikitalik bu olsun. Bunun için medya query yazıcı kirşemiz var. Media only screen. Only screen and max width 900 piksel. Ne bozun? Kollarımız ge yazamız. Width 50 faizden bu olsun. 900 pikselden kigin 25 faizlik nersa endi 50 faiz bu olar. Sana hazır görmemiz. 900 pikselden katta turptu. Ben bunu kişileştiremem. Ana 50 faiz bu oldu. Kattalaşsa yana 25 faiz buladı. Kiçikleşse. Bana ok geldim. Yani 900 pikselden kiçikleşti bilen 50 faiz. Ki yana kiçikleştirdim, kiçikleştirdim. 700 pikselden ya ki 650 pikselden bana. Peki 600 piksel. 600 pikselden kiçikleşse toluk katar ne gelersin değişim mümkün. Şunlar sana özünü ben Ctrl C bilen peki Ctrl C bilen copy kılaman. Bana bunu 600 kılamız. Kekin bunumuz 100% bu olsun değişimiz mümkün. F5'i basarız. Şimdi bunumuz 600'den kiçikleşse bana 100% en öne geldi diyen bula. Ekim bana kattalaştıramız. Bana. Kiçikleşse 50% 100%. Peki ortada en apta stil bir varışımız mümkün eken. 1100'den kiçikleşse 33% en öne gelersin değişimizden mümkün eken. Bunu tepeye koşup gitmemiz. Ctrl C Ctrl V 1100'den kiçikleşse en 33 bütün 3, 3, 3, 3. Peki kalkulator bunu hesaplayalım. Kalk. 100 faiz. Bölü 33. Bölü 3. Bana. Birmin 321'de normalde 4 tas turptu. Kiçikleşti, kiçikleşti, kiçikleşti. 1100'den kiçik buluşu bilen 3 tası bitti bu oldu. Kiçikleşti. 900'den kiçik oluşu bilen 2 tası bitti bu oldu. Yine kiçikleştiremez. 600'den kiçik oluşu bilen bir tası bir toluk katar ne geldi diyen bu tür bu oldu. Kattalaştı. Hani. Şunlarla buldum responsiflik. Alo. Avazımı iştilaf mı? Evet şunlarla. Canan Eke siz becerdiniz mi? Ya hala siz yanmadım. Ha iştilaf da menge şunlarla buldum. Baksan bugünkü derste ötelikten hop düşündür türgeniz diye onu da kampiyon hoş geldin yok halde. Savarla olsa bir işler mümkün. Bugün, bugünkü şular idi. Ötüşümüz gerek bu genlerseler. Responsivlik ders olsa. Kaç demek? 5. O yok. Bunu her bir tane kadar işletişimiz gereği. Ha, şuna kay. Köp işletiler yenlerse bu resmen söyleyeyim. Her bir site işletiler de. Hemen site işletiler. Max kayıt ham işletiler de ben. Yok yok. Max kayıt işletiler de. Hoş soru yok. Hı? Çünkü kayıt işletilmesi diye sebep browser'ını balandlığı çekerlenmeyen. Eni çekerlenmeyen buladı fakat. Kurulmalarda fakat eni özgere. Şunun için fakat eni bile işleyemiz.
Savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin aka. Menda savol yo'q. Xo'p, bo'lmasam sog' bo'linglar, darsimiz tamom. Yaxshi davom qiling. Rahmat. Xo'p, yaxshi. Xo'p. Xo'p, bo'ldi.